Sayın Ar, e, t e, bu olay e, Rusya ve Ukrayna içinde değerlendirecek olursak, e, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Moskova'dan ayrılması, bağımsız olması Rusya için e, Putin için tam olarak ne ifade ediyor? E şimdi e, Ukrayna'daki e, Ortodokslara hükmedememesi anlamına geliyor aslında pratikte. <laughs> Şimdi e, normalde kilise e, 17. yüzyıldan 2018'e kadar e, Moskova'ya bağlı. Ama ondan sonra e, bir, bir şekilde Fener Rum Patrikhanesi'ne başvuruyor. O da onun ekumenlikliğini tanıyor ve kızılca kıyamet oradan kopuyor. Mesele siyasi mi? Evet mesele siyasi. Mesele e, doğrudan doğruya ülkelerin etkisi altındaki bir takım teolojik aktörlerin... E, o teolojik e, misyonları üzerinden devletlerin bekalarına hizmet etmesiyle ilgili bir konu mu? Evet tamamıyla bununla ilgili bir konu. Bu aslında e, yani Hristiyanlığın kendi içinde e, mezhepler ve kiliseler üzerinden siyasallaşması ile ilgili bir temel gerçekliğe karşılık geliyor. Şimdi böyle olunca e, bir de işin ortak merkezinde biz olunca tabi bizde ilgilendiren çok önemli bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Çünkü e, ilgili kişi şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Hatta Fener'de. Yani ki e, başlık psikoposu. Şimdi böyle olunca e, tabi e, bununla ilgili temelde şu cümleyi kurmamız gerektiğini düşünüyorum. E, Ekümeniklik e, sadece bir teolojik ünvan değil. Aynı zamanda bir siyasi ünvan. Şimdi bu bu açıdan da son derece hassas. Yani e, Türkiye açısından e, Eyüp kaymakamının muhatabı olan onun altındaki bir din görevlisi olan Bartalemi olsun Ekümenlik iddiasıyla e, ortaya çıkması yani e, özellikle e, Sur içini bir, bir şekilde aynı Vatikan benzeri bir e, şehir devlet olarak tanımlayacak bir e, iddia üretmesi e, ve bu iddianın e, dünyadaki pek çok ülke tarafından kabul görmesi, e, örneğin işte Bütçotakis'in gelip orada bir şekilde ayine katılması. E, bunların hepsi kendi içerisinde sadece teolojik e, fotoğraflar değil. Aynı zamanda siyasi fotoğraflar. Bu açıdan Türkiye'nin bu süreci yönetmesi ve bu e, dini kutuplaşmalar üzerinden, e, dini hizipleşmeler üzerinden e, sorunun bir parçası haline gelmemesi e, son derece önem taşıyor. Yani bu onların kendi içlerindeki bir kavga. Evet biz masumiyetin yanındayız, hakkaniyetin yanındayız, e, özgür tercihlerin yanındayız ama bir diğer tarafıyla da Türkiye'nin e, güvenliğini, ve aktif tarafsızlık siyasetini etkileyecek bir takım riskler üretiyor. Bunlara çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir de teolojik tarafı var. Bir de meselenin şöyle bir boyutu var. Yani mesele sadece Ortodokslar içerisindeki bir kırılmaya karşılık gelmiyor. Hristiyan mezhepleri içerisindeki bir kırılmaya da karşılık geliyor. Ukrayna'daki savaş. Bu açıdan özellikle Batı'nın yüzlerce yıl, ee, yani hani 100 yıl savaşları diyoruz, 30 yıl savaşları diyoruz. Ee, onunla ilgili milyonlarca Hristiyan'ın e, birbirlerinin kanını akıttıkları, yani e, Hristiyan ruhbanlar üzerinden kanını akıttıkları bir temel denklem var. Ve bu temel denklemin içerisinde ça bulabil bulabildikleri çare de işte sekülerizm veya laiklik. Yani şu meseleyi tabii burada aslında bir, bir, iyi bir noktaya getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Biraz önce Saygıdeğer Paşa'nın bununla ilgili çok önemli bir göndermede bulundu. Lehinden değerine dair. Şimdi şu son derece önem taşıyor. Yani e, dinin e, ruhbanlar tarafından ismar edilmemesi. Şimdi biz lehikli e, din ve devlet işlerinin ayrılması olarak bir kalıp içerisinde hep algıladık. Ama temeldeki e, sorunu çözmekle ilgili ortaya koymuş oldukları gayret, özellikle Hristiyanların Yüzyıl savaşlarında, 30. yıl savaşlarında Hristiyanlığın, Hristiyanların, Hristiyanların devletlerinin ve güçlerinin, silahlı kuvvetlerinin bir şekilde Hristiyan ruhbanlar tarafından ismar edilmesinin önüne geçmek üzere buldukları bir kavram, leiklik. Ve temeldeki eğilim ne? Ruhbanın dine, Hristiyanlığa, Hristiyan'a, devlete ve orduya, güce musallat olmasını engellemek. Şimdi bu son derece önemli bir karine. Yani biz aslında bunu Türkiye'de FETÖ üzerinden gördük. Yani FETÖ İslam için ekilmiş bir ruhban olarak yani hem Müslümanları hem İslam'ı hem devleti hem de orduyu istimar etmeye kalktı ve sonuçlarını yaşadık. Yani o yüzden e, İslam içerisinde ekilmiş ruhbanların İslam'ı, Müslümanları, devleti ve devletin güvenlik kurumlarını ismar etmesinin önüne geçmek son derece önemli. Bu noktada yani devletin kuruluş kimyasının içerisinde ekmiş olduğu laiklik karnesi son derece önemli. Ve burada bir cümle kurmak istiyorum müsaadenizle. Hepimiz son derece, hepimiz sonuna kadar Müslümanız. Ama İslam'ı, dinimizi ismar ettirmemeliyiz. Başka dinlerin başkaları tarafından ismar edilmesine de izin vermemeliyiz. Yani temel temel karine bence şu olmalı. Allah'la kul arasına hiçbir ruh, ruhban girememeli, devletle vatandaşı arasına hiçbir güç odağı, etki odağı girememeli. Yani bunu sağladığımız takdirde pek çok sorunu kökten çözeceğimizi düşünüyorum. Bu temel karne içerisinde yani Hristiyanlar içerisindeki bu teolojik kavgaya dahil olmamanın, Türkiye'nin bu kavgaya dahil edilmesinin veya bu kavganın içinde çekilmesinin önüne geçilmesi adına da son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Evet, Sayın Karakuş sizle devam edelim. Bu konuda As bir ilavede bulunmak istiyorum. Buyurun ilavede buyurun. Bu konuda bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın e, İngiltere'de e, kıdemli askeri ateşeyim. Ondan sonra şimdi e, bakınız e, eşimle beraber evden çıktığımızda e, evde oğlumla kızım kalıyor. Biz diyelim ki gece bir faaliyet var oraya gidiyoruz. Hemen daha biz çıktıktan sonra efendim hemen dini gruplar bizim kapımızı çalmaya başlıyorlar. Çocuklarımıza efendim işte şu din, bu din, o din de kitabını verelim, şunu yapalım, siz de bize katılın, buna katılın. Yani hep bakın bizim evden dışarıya çıkmamızı bekliyorlar. 1, 2, üç, 5 biz tabii ki tavrımızı gereken tavrı gösterdik. Şunu söylemek istiyorum. Batı'da yani özellikle tabii biz İngiltere'de ve Amerika'da yaşadığımız için biliyoruz. Batı'da bu tür çalışmalar oldukça yüksek seviyede. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşaması zaten dine bağlıdır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir soy yok. Yani benim bir millet yok. Yani millet tarzında bir millet yok. 72,5 millet orada toplandığından dolayı din ve dil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dilini öğrenmediğinizde, yani İngilizceyi öğrenmediğinizde, Efendim asla oranın vatandaşı olmanızda zorluk içerisinde bir de e, mümkün mertebe kendinizi efendim işte Hristiyan yaparsanız ancak kabul görme konumuna sokmuşlardır. E, olay bu şekilde düşünmek gerekiyor biliyorsunuz. E, Katolik e, neredeyse efendim işte bir Kennedy vardı. E, başkanları seçildi. Onu da öldürdüler. Daha sonra işte e Biden'la ilgili artık ne derseniz ona bir şey diyemem. O da başka şeyler söylüyor. Bir şey demeyeceğim ama söylüyorum. Yani o kadar bir tutuculuk vardır ki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ben bunu yaşadığım için, orada yaşadığım <laughs> için biliyorum. Benim pazartesi günleri subaylara efendim sorarlar. Efendim kiliseye gittin mi? Ondan sonra e, kilisede efendim ne duaları okundu? Ondan sonra siz evde ne dualar okudunuz diye her her pazartesi rapor verir subaylar. Yani bu kadar din orada girmiştir. Ona göre de sıralamaları vardır subayların. Evet e, Sayın Ağar, e, sizle devam edelim. Bu başta da e, kapatmak istiyorum. Aslında Rusya-Ukrayna gerilimiyle e, din üzerindeki e, gelişmeleri değerlendirdikten sonra asıl bölgede neler yaşanıyor? Biraz da buna bakmak istiyorum. 18. günde çünkü e, Kiye ve Rus ordusunun girdi mi girecek mi e, noktasında e, tüm ülke ve dünya teyakkuzda aslında. Harita üzerinden de sizden bir değerlendirme alayım. Aynı zamanda e, Rusya-Ukrayna'ya yönelik saldırılarını devam ederken. <laughs> NATO'ya Polonya'ya yakın bir noktada NATO'ya ait Ukraynalı askerlerin Ukraynalıların eğitildiği bir noktaya Rusya saldırı düzenledi. Bu çok tartışmalı bir konu ve 35 kişinin öldüğü de açıklandı bu saldırıda. Sayın Arş nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu yaşananları Lviv'de olanları? Şimdi tabi e, bu Lillev'de e, 30'dan fazla insan hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay son derece önemli. Yani e, çünkü e, Lillev'e savaşın başında bir saldırı yapmıştı. E, hani taktik balistik füzelerle saldırı yapmıştı ama böylesine öldürücü bir etki ortaya koymamıştı. Bu ne zaman geldi ona bakmak lazım. Rusya bir açıklama yaptı biliyorsunuz. E, sınır aşan alanlardan Ukrayna'ya gönderilen silahları bu silahları taşıyanları vuracağız. Şimdi hani hepimizin aklına gelen bunun temel güzergahları neresi? E zaten biliyoruz. Yani sonuçta Amerikalılar e, ve Almanlar bir şekilde İngilizler özellikle Polonya'yı e, Ukrayna'ya silah sokmak için kullandıkları temel alanlardan bir tanesi. Ve bu hatın tam üzerinde. Ve burası daha önce kullanılmış olan bir üs. Ve burayı Ruslar bugün vurdular ve pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olacak bir sonuç ürettiler. Tabi burada e, neler imha edildiğini dair bir bilgi yok. Sadece insan kayıpları üzerinden okuyoruz ama açıkçası herhalde Ruslar e, bu temel e, lojistik hattıyla ilgili e, bir etki ortaya koymuş olmalılar diye değerlendiriyorum açıkçası. Bir diğer tarafıyla hani Kiev'in Kiev kuşatılması meselesi. E, burada Amerikalılar ilginç bir şekilde yanıldılar. 2-3 e, günde biter demişlerdi ama evet. onların 2-3 günde biter de, demesinden ekstradan bir gün geçtiği halde şu ana kadar hala Ruslar bir şekilde Kiev'i kuşatmaya başarabilmiş değiller. Hatta e, bazı alanlarda Rusların geri çekildiklerini, eee ilerleyemediklerini, e, Ukrayna ordusunun onlardan tekrar alan kazandığını görüyoruz. Yani şu ana kadar hani en başından beri şu şöyle bir cümle kuruyorduk. Dedik diyorduk ki Putin e, Kiev'i kuşatacak ve e, bütün e, işte e, Ukrayna'nın kalbini eline almış olacak ve bu şu şu manaya geliyordu. Yani çok büyük bir siyasi inisiyatif. Veya e, bir şekilde psikolojik bir üstünlük. senin kalbini elime aldım, istediğim zaman sıkarım, istediğim zaman patlatırım, istediğim zaman kanını akıtırım. Veya sağ salim bırakırım. Şimdi bununla ilgili fotoğrafın hala oluşmadığını görüyoruz. Yani şu an hala bir şekilde güney tarafının hatta güneydoğu tarafının açık olduğu gözüküyor. Hatta baktığımız zaman hani Kiev'in doğusunu ve batısını bir eksen olarak belirleyelim. Şehri tam ortadan bölelim. Onun aşağısına inmekte zorlandığını görüyoruz Rus ordusunun. Şimdi böyle olunca tabii kuşatması tamamlanmış bir şehre meskum, e, lojistik çok rahatlıkla girebilecek, insanlar girebilecekler, çıkabilecekler, dışarıdan destek alabilecek, sıyrılma ve sıyrılmalar çok rahatlıkla yapılabilecek demek. Şimdi öte tarafıyla e, Rus ordusunda e, çeşitli zayiatlar verdiği gözüküyor. Bir diğer tarafıyla yeni bir taktik geliştirdiğini görüyoruz. Yani e, ele geçirdiği mesyum mahallelerin siyasi liderlerini e, bir şekilde kaçırıyor veya gözaltına alıyor, onun yerine, kendi e, iliştirilmiş veya kendisine kendi tarafından güdülen bir takım siyasi karakterler atıyor ve orada işte bir takım e, işte referandum tarzı bir takım e, süreçleri işletmeye çalışıyor. Yani aynı şeyde yaptığı gibi, Donbas'ta yaptığı gibi, Luhansk'ta ve Donetsk'te yaptığı, yaptığı gibi bir takım işte e, siyasi e, çözümlerle birlikte burası benim egemenlik alanımdır, benim etki alanımdır gibi bir meşruiyet üretmenin peşinde. Şimdi bunu her ele geçirdiği yerdeki yerel yöneticileri bir şekilde derdest ederek, kaçırarak, ortadan kaldırarak veya gözaltına alarak yapmaya çalıştığına dair sağdan yana pek çok fotoğraf var, pek çok bilgi var. Bu önemli. Bir diğer tarafıyla halkın ele geçirilen yerlerde Rus ordu birliklerine karşı ellerinde hiçbir silah olmadan işte çeşitli sloganlar eşliğinde karşı durmaya çalıştığını görüyoruz. Ki bu bence son derece önemli. Yani neden? Çünkü daha önce de ifade etmeye çalışmıştım hiçbir silah elinde silahsız olan, elinde silah olmayan insanı yenemez. Yani eğer Ukrayna halkı Rus ordusuna karşı bu şekilde bir irade ortaya koymaya devam ederse Rus ordusunu çok ciddi anlamda hırpalayacaktır, bocalayacaktır. Hatta kendi içerisinde istikrarsızlaşmasına sebebiyet verecektir. Çünkü çok büyük bir insani drama sebebiyet verir. Yani silahsız bir insanı bir kere vurursunuz, iki kere vurursunuz ama üçüncü defa vurmaya kalktığınız zaman içinize çok büyük kırılganlıklara sebebiyet verir. Yani bir, çünkü askerin dünyadaki bütün ordularda bu vardır. Eee Göksan asker onur üzerine yani yüce, yüce değerler üzerine eğitilir. Yani kendi ülkesinin idealleri üzerine, yüce değerleri üzerine terbiye edilir ve o terbiyenin içerisinde, eğitimin içerisinde masumları katletmek yoktur. Şimdi Sayın Ar burada bir soru bu sorabilir miyim? Bu Ukrayna koyabilirse Sayın Ağar burada Hı. bir soru sorabilir miyim? Önemli bir noktaya değindiniz. Ukrayna'nın stratejisine ne yapmaya çalışıyor ya da Zelenski ve ordunun e, tartışmaları vardı. Bu kadar neden madem öyle e, girmesine müsaade etti ya da Batı neden e, bu zamana kadar ses çıkarmadı da şimdi ses çıkarıyor? Acaba Zelenski'nin planı da e, psikolojik bir savaş mı uygulamak? Yani e, Rus ordusunu içeriye çekip e, hem işte psikolojik anlamda sivilleri öldürüyor dünyaya böyle bir mesajı e, ve e, bu algıyı çok daha net gösterebilmek. Hem de Ukrayna halkının kenetlenmesini, milliyetçilik duygusunu mu e, çoğaltmak istedi? Yani e, O yüzden mi şehirlere çekti? E, hani e, Zelenski'nin yerine olsam e, böyle bir ateşten gömleği Ukrayna'nın sırtına geçirmezdim. Yani on binlerce insanın hayatına mal olacak. Şu ana kadar zaten belki çok daha fazlası ortaya çıktı. E, kan girdi işin içerisine. Yani hiçbir gerçek lider, e, halkının ate böyle ateşe atacak bir hamlenin, böyle bir stratejinin altına imza atmaz. Yani sonuçta olması gereken şuydu Göksu. Yani e, Rus ordusu, Ukrayna'ya girmeden evvel caydırılacaktı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bu konuda samimilerseydiler, samimi olsalardı... ...bunu en baştan, şimdi vermeyi taahhüt ettikleri, vermeyle ilgili e, gölge boksu yaptıkları, yani kayıkçı kavgası yaptıkları... Hava savunma sistemlerini ve savaşacaklarını Rusya, Ukrayna'ya girmeden önce vereceklerdi ki caydırabilsin Ukrayna, Rus ordusunu. Putin buraya girmezden evvel bunları düşünsün, hesaba katısın. Hiç bunlarla ilgili en ufak bir caydırıcılık üretmeden, yani orta irtifada, yüksek irtifada ve jeopolitik katmanda hiçbir caydırıcılık üretmeyen bir ülkeyi sürekli onun üzerinden tahrik ettiler. Rusya'yı bir şekilde varoluşsal bir tehdit olarak Ukrayna'ya gösterdiler ve o da elini kolunu sallayarak Ukrayna'ya girdi. Ve şimdi şu an Ukrayna'da bir mücadele var. Ve şimdi şunu söylememiz gerek. Şimdi bu mücadelede kalıcı sonucu üretmesi gereken kuvvet Ukrayna ordusu. Ukrayna adına. Ama şimdi ordu bir şekilde kuşatma altında kalırken, Kiev kalbi bir şekilde kuşatma altında kalırken, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya onlara satıha yayılı, ee, satıhta uzun soluklu bir mücadele yapabilecekleri e, tank savar ve uçak savar sistemleri veriyorlar. Ve bir takım işte e, hafif e, ekipman veriyorlar. İşte M240 makinal tüfekler gibi. Şimdi bunlar Rus ordusunu olayın içine çeken ve olayın içerisinde konsolide eden, tutan ne, ne e, sıyrılabileceği ne bir zafer kazanabileceği ...bir zorluğun içerisine çekiyor. Şimdi bun, bunun sonuçları ne olacak? Ukrayna için açıkçası söylemek gerek. Ukrayna halkının ve Ukrayna'nın feda edildiği... ...ateşe atıldığı... ...uzun soluklu bir mücadeleye dönüşecek. Burada tabii... E, ...temel şey şu. Putin de bunu görüyor. Ve Putin... Bu topa ne kadar girecek? Şimdi, Şimdi hep Sayın Ağar bu, bu, burada aslında çok soru yapılıyor. sorulması gerekiyor. Böyle adım adım gidelim ben de anlayayım. Ee, günlerdir işte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamayla başladınız sözlerinize. Üç günde biter bu işgal. Ee, alır Rusya ordusu ya da Kiev'e girdi mi girecek mi? Ee, adım adım ilerleyen bir Rus ordusunu görüyoruz. Ee, Putin bu yanlışa adım mı atmak istemiyor? Ya da e, Zelenski e, bir de tabii askeri olduğunuz için bu soruyu sormakta yarar var. Şehir içine girilen bir savaş çok daha zor kaybedilir. Bu da bir seçenek değil mi? Şimdi Göksu, şimdi yani üç günde işte Putin'in ordusu Ukrayna içinden tren gibi geçer gibi pek çok cümleyi duyduk Türkiye'de medyada. yani bunu bu, bunu tabii onlara hangi gerekçelerle bunu söyledi, söylediklerini sormak gerekiyor. Çok büyük bir yanılgı yaşadılar. Ama açıkçası ben hep şunu söylemeye çalıştım. Bu da Bundaki temel öngörüm de şuydu. Bir insanın karşı karşıya kalabileceği en büyük zorluktur savaş. Koş koş. Şimdi Putin ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, Putin ordusu içinde savaş son derece zor. Neden? Bir kere öncelikli olarak savaş, savaş ölüm demek. Ve Putin ordusu ne kadar ölecek Putin için veya Putin'in jeopolitik ihtirasları veya hedefleri için? Şimdi bu sorunun bu sorunun cevabı hala kendisi çok belli etmiş değil. Evet belki bir şekilde Ukrayna'ya girdi. Yani Ukrayna'nın e, hava savunma sistemleri yetersiz olduğu için, hava kuvvetleri yetersiz olduğu için bir, bir şekilde Ukrayna toprakları içerisine girdi. Ama Ukrayna topraklarına girerken bence hani e, o yapması gereken Ukrayna ordusunun e, teşkilini, tertibatını, arazideki yayılmasını, düzenini e, bozamadı bozamadı. ...bir şekilde moral değerlerini ortadan kaldıramadı. Direncini ortadan kaldıramadı. Ezemedi onun tabiri caizse. Ezemediği bir orduyla neredeyse birebir... ...kendi topraklarında bir mücadele tutuştu. Ve bu da kendine özgü bir savaş dengesi öğretti. Evet belki girdi ama açıkçası istediği gibi ilerleyemedi. Neden? E, temel Karine şu. E Zaten ordusu iki aydır arazideydi. Yani bizler e, mücadelenin içerisinde gelen insanlar... ...ve değil iki ay arazide yatmak, zırhlı aracın içerisinde yatmak... Yani bir gece bile yatmanın bir insanın üzerinde öğretmiş olduğu etkiyi çok iyi biliriz. Çok zordur çünkü savaş. Yani orada soğuğun içerisinde, zırhlı aracın içerisinde günlerce, aylarca banyo yapmadan bir takım taktik görevleri icra ederek, yorularak, bir şekilde belirsizliklerle mücadele ederek orada beklediniz ve sonra bir savaşa tutuştunuz. Arazi koşulları son derece ağır, hava koşulları son derece ağır. Ölüme dair gelişen bir empati var ve motivasyonun son derece eksik. Niçin savaşacağız? Şimdi bakın şöyle bir cümle kurmak zorundayız. Putin'in ordusu için savaşmamak ve ölmemek için yüzlerce gerekçe var. Ya yani sorar sorar çünkü ni niye öleceğiz? Yani Putin Putin ordusunun askerleri eminim büyük bir çoğunluğu şu soruyu soruyordur. Neden biz burada ölüyoruz? Neden arkadaşlarımız öldü? Neden biz öleceğiz? Ama diğer taraftan baktığınızda Ukrayna ordusu için ve Ukrayna halkı için ölmek için, savaşmak için yüzlerce gerekçesi var. Yani bir kere e, vatanı orası, toprağı orası, işi işi gücü orada, geleceği orada, mezarı orada. Eşi eşi arkasında, çocuğu arkasında, annesi arkasında. Şimdi böyle olunca onun için mücadele etmek yani ne kadar zor koşullarda olursa olsun mücadele etmek için pek çok gerekçesi var ama Putin'in ordusu için ölmemek için pek çok gerekçesi var. Şimdi şimdi bir de şöyle bir şey var. Ölümün egemen olduğu alanlarda açıkçası orduları yürütmek, yürütmek, o kadar kolay değildir. Şimdi birkaç tane general öldü. Öldürüldü Ukraynalılar tarafından. Şimdi saygıdeğer komutanım burada anlatsın. Bir general en son ölecek adamdır savaşta. Yani kendi işte kol ordusu varsa kol ordusundan sonra ölecek adamdır. Çünkü kol ordusunu arkadan sevk ve idare eder. Temel, temel, temel şey budur. Eğer diyorum öne düştüyse Ordusunda sorun var demektir. Moral ve motivasyonla ilgili. Yani bir general e, sorumlu olduğu üst kademeye karşı mahcup olmamak adına, kendi ikbali adına veya kazanmayı kazanması umulan bir zafer adına önüne düşmüşse, ordusuna normalde generalin ileri demesi lazım. Ardımca gelin dememesi lazım. Şimdi ar, ardımca gelin diyen generaller varsa sahada, e, ordunun motivasyonla ilgili bazı sorunlar var demektir. Buna benzer fotoğrafları nerede yakaladık? İşte bunu Tatar Milli Meclisi bunu gündem etti. Hani onlardan aldığım bir şey. Örneğin Odessa'daki, Odessa açıklarındaki Rus gemilerinden bir tanesinde isyan çıkıyor. 600 tane Rus askeri isyan çıkartıyor ve gemi o yüzden oradan ayrılmak zorunda kalıyor. Bir diğer tarafıyla Kiev önlerinde yapılan mücadelede. İşte, e, cephedeki askerlerin arkasına silahlı bir takım figürlerin yerleştirildiği cepheden kaçan askerlerin onlar tarafından öldürüldüğüne dair bir takım haberler var. Şimdi ne derece doğru ne derece yanlış bunu açıkçası teyit etmek son derece zor çünkü bunlarla ilgili gelen bilgiler e, çok sağlıklı değil. Ama böyle bir takım lafların kendisini göstermesi bunu bunu destekleyen sahada bir takım ilerleme fotoğrafları şekillenmesi e, açıkçası e, Rus ordusunun sorgulanmasına sebebiyet veriyor. Bir de şunu söylememiz gerekiyor. Bakın, Rus ordusu evet kudretli bir ordu. Ama Rus ordusunun kudreti özellikle hava savunma sistemlerinden gelen bir ordu. Yani yani NATO'nun en büyük sorunu Rusların hava savunma sistemini yani katmanlı ve kademeli hava savunma sistemi NATO'nun en korkulu rüyasıdır. Nasıl aşacağız? Şimdi bunun arkasındaki orduyla ilgili ordunun disiplini, morali, motivasyonu, savaşkanlığı, kudret kabiliyeti, kuvvet çarpanları, kuvvet birleşenleri ilgili bir sayısız bilinmez var. Çünkü bu ordu savaş alanlarında yakın zamanda kendisini hiç göstermedi. Yani hani vekalet savaş alanlarında gördük ama savaşırken görmedik. Vekilleri yönetirken gördük. Şimdi ve vekillerin vekillerin olduğu alanlara bir, bir şekilde örneğin Suriye Suriye iç savaşında 2015 yılında Su Esad rejiminin çağırmasıyla beraber müdahil oldular ve teknik güçleriyle etkilerini ispatladılar. Yani hava savunma sistemlerine getirdiler, taarruz uçaklarına getirdiler, gemilerine getirdiler, füzelerine getirdiler ve bunlar üzerinden bir etki ortaya koydular. Ama sahada konvansiyonel anlamda savaşan askerleriyle ilgili bir ispat fotoğrafı ortaya çıkmadı. Şimdi <laughs> burada konvansiyonel anlamda Rus ordusunun ilk defa test edildiğini görüyoruz yıllardan beri ve açıkçası arazinin ortaya koymuş olduğu e, açmazlar. E, savaşın kendine ait kendi eksenini ortaya koymuş olduğu sayısız sorun. Yani işte araçlar yürüme, yürümeyebilir. Arızalı olabilir. Bakıyoruz bazı ciddi anlamda eski, paslanmış, çürümüş araçlar, zırhlı araçlarla beraber gelmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani zil kamyonlarla, yani son derece eski kamyonlarla gelmeye çalışıyor. Sayın Ar, Böyle bu başarısız bir olduğunu var. mu Bunlar yoksa şöyle sorayım o zaman. Ee, bu Rus ordusunun ya da Putin'in e, bu anlamda başarısızlığını mı gösterir? Ee, yoksa Ukrayna'yı aslında tahmininden daha çok hafife mi aldı? Şimdi e, Ukrayna'yı hafife mi aldı? Yani e, hiçbir gerçek e, kurmay subay düşmanı hafife almaz. Yani şimdi bununla ilgili pek çok spekülasyonda karşı karşıya kalıyoruz. Yani şimdi Rus taarruz doktrininde e, bizim alışık olmadığımız bir takım şeyler var. Yani biz örneğin e, Güneydoğu'da yapmış olduğumuz mücadele veya Irak'ta Suriye'de yapmış olduğumuz bütün mücadelelerde temel karnelerimizden bir tanesi en az zayiat. En az zayiatla biz bu işi nasıl başarırız? Biz buna bakarız. Yani bu bizim için son derece önemli bir kanı. Mehmetçin kanı akmasın. Akacaksa çok az aksın. Hep böyle bir temel hesabımız vardır. Ama Ruslar da çok öyle değil. Yani ben hani e, daha önce işte şeye gittim Karabağ Savaşı'nı yazmak üzere Azerbaycan'a gittim 9 ay orada kaldım. Orada iki tarafta da Rus doktrini vardı. E, sonra değişen bileşenlerle beraber Azerbaycan ordusu e, zafer ulaştı. Bu burada e, şeyi kabul eden yani örneğin bir cümle var. Hani ismi lazım değil. E, Karabağ'ı alabilmek için 30 bin zayiat vermemiz lazım. Bu kafa hangi kafa? Rus doktrinine ait olan kafa. Yani şimdi zayiatı kabul eden. Şimdi örneğin Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Irak'ın işgali. En önemli kıyas bizim açımızdan bu. 6 gün boyunca hiç durmaksızın dövdü Irak ordusunu, Saddam'ın ordusunu. Yani binlerce Tomahawk attı, Kuruysu attı, B1'lerle, B2'lerle, B2'lerle B2 halı bombardımanları yaptı. İşte AC-130'larla vurdu. Yani hem de nasıl vurdu biliyor musun Göksu? Yani fil tüfeğiyle karınca avlarcasına vurdu. O derece ince çalıştı. İşte a onlarla tankları avladı, zırhlı araçları avladı. İşte diğer F serisi uçaklarıyla sayısız hedef vurdu. Günlerce ama. Şimdi bunun sonucunda ne oldu? Irak ordusunun düzeni bozuldu, morali bozuldu, inancı bozuldu ve dağıldı. Ama burada Ruslar bu bizim hazırlık ateşi dediğimiz bu şeyi bırakın 6 günü, Bırakın bir günü 45 dakika yaptılar. 90 dakika yaptılar yani bazı özel yerlerde bu kadar Peki. ve bundan sonra harekata giriştiler. Bu, bunun tabii ona göre sonuçları oldu. Şimdi karşınızdaki orduyu dağıtamamışsınız, düzenini bozamamışsınız, moralini, motivasyonunu, inancını kıramamışsanız, kaçmaya zorlayamamışsınız. E, şimdi sonuçları da ona göre oldu ve kendine özgü bir denge oluştu. Peki. Ha, bu o, denge, o dengeden zamanda. devam edelim. Yani, son, Sözlerinizi son, tamamlamanızı müsaade edeceğim. Ee, karşı tarafta da bir denge oluştu dediniz. Çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz.